Allah gayba bilenin kendisi olduğunu bildiriyor Kur'an'da. Elçilerinden diledikleri hariç diyor. Elçilerinden dilediklerine gayb bilgisini gösterebiliyor Allah. Bir örnek, yani Kur'an'da net delil olarak inşallah, Rum ordularının yenilgiye uğraması. Allah ayette, bakın inşallah, şeytandan Allah'a sığınırım. Elif, Lam, Mim, Rum suresi 1 ile 4. ayetler. Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. 3 ile 9 yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Şimdi bu ayetler Hristiyan olan Bizansların 613-614 yıllarında Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğruyorlar. Yani o dönemde Bizansların tekrar toparlanıp Persleri yenmeleri zahiren mümkün gözükmüyor. Ayet indiğinde, ki ayette milattan sonra 620 civarında vahyoluyor Peygamber Efendimiz'e. O dönemde daha henüz böyle bir savaş yok. Böyle bir şeyin olması da imkansız görülüyor. Yani Allah gelecekte olan bir olayı bildiriyor. Ama zaman aralığı da vermiş ayette Allah. 3 ile 9 yıl içinde diyor. Böyle bir savaş olacak diyor. Ve savaşın nerede olacağını da işaret ediyor. En alçak yerinde diyor. Etne Elat kelimesi geçiyor orada. Nitekim hakikaten Lut Gölü yakınlarında, yani şu an biliniyor ki dünyanın en alçak yeri hakikaten. Deniz seviyesinden yüzlerce metre aşağıda ve dünyanın en alçak yeri. Daha alçak bir yer yok dünya yeryüzünde. Hakikaten Perslerle Bizanslar yeniden karşılaşıyorlar. Yeniden savaşıyorlar. Ve bu sefer Bizanslar galip geliyor. Ne zaman oluyor bu? 7 yıl sonra, 3 ile 9 yıl içinde dediği zaman aralığında 627 yılında, 620 yılında ayet vahyoluyor. 27 yılında gerçekleşiyor. Demek ki Allah gaybi bilgiyi hakim ve bildirebiliyor. Nitekim İnşallah. bildiriyor. Kur'an'da da örneğini veriyor Allah. Ayrıca Hazreti İsa'nın, Hazreti Yusuf'un ben size yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi bildiririm. Ayette geçiyor bu. Daha o haber vermeden önce diyor inşallah. Yaklaşık olarak söylüyorum. Hakikaten kimin ne yediğini o daha bilmeden, yemek gelmeden haber verebiliyorlar ne yiyeceklerini. Evet. Böyle gaybi bilgiyi Allah onlara vahiy ile bildiriyor. Bunun örnekleri var. O zaman tabii yani şu çıkıyor çok açık bir şekilde. Kur'an'da da bildirilen bazı gaybi geleceğe yönelik işaretler var ve bunları Ebced hesabı ile bildirmiş Allah. Nasıl Ebced hesabını Demir suresinde kullanıyorsa Allah, Evet. aynı şekilde kullanıyorsa diye Allah olayı yaratmış. Yani Ebced'i yaratan da Allah'tır inşallah. Başka yerlerinde de mucize olarak var. Mesela örnek olarak ahir zamana ve İslam'ın dünya hakimiyetine ait Ebced hesapları var. Onlardan örnek okumak istiyorum inşallah. Ve seveceğiniz bir başka nimet daha var diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan yardım ve zafer, nusret ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. Allah'tan yardım ve zafer ve yakın bir fetih. Ebced'i miladi 1981. Yani Mehdiyet'in ahir zamanın başlangıcı inşallah. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Arza salih kulların varisçi olacaktır bölümünün Ebced'i 2051 İslam'ın dünya hakimiyeti inşallah. Maşallah. Ve burada bir mucize daha var. Biz zikirden sonra Zebur'da da tabi zikir olarak burada Tevrat'ta da işaret var. Tevrat ve Zebur'da da Allah yazdık diyor. Hakikaten baktığımızda Tevrat'ta ki hak olan kısımlar var. Mehdiyet'i görüyoruz biz. Kral Mesih Moşiya olarak anlatılan. Orada dinin dünya hakimiyeti anlatılıyor. Yani İslam'ın dünya hakimiyeti. Kral Mesih'in bütün dünyaya barış getireceği bildiriliyor. Adalet getireceği bildiriliyor. Savaşlar duracak diye anlatılıyor Tevrat'ta. Bütün silahlar endüstride kullanılacak diyor. Hadislerle birebir uyumlu. Çünkü hadislerde de bütün kanı durduracak, bir damla kan bile akıtmayacak, kimsenin burnu dahi kanamayacak, uykusundan dahi uyandırılmayacak diye tarif ediyor Maşallah. Peygamberimiz. Aynısıyla hadis Tevrat'ta olduğunu görüyoruz ve Zebur'da da inşallah. Aynı şekilde mesela bir hadiste bir çocuğun elini yılanın kavuğuna sokacağı, deliğine, ona zarar vermeyeceği anlatılıyor ahir zamandan örnek olarak Maşallah. Hazreti Mehdi dönemine. Aynı şekilde Tevrat'ta var aynı ifade. Çocuğun elini yılanın deliğine sokacağı ve zarar vermeyeceği maşallah. Maşallah. Birebir uyumlu o kadar şey ki. Zaten ayette de gönderme var. Değil mi? Allah biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arz-ı salih kulların varisi olacaktır. Yani İslam'ın dünya hakimiyetini biz zikir ve Zebur'da da anlattık diyor Allah. Yazdık diyor. Evet, inşallah. Maşallah. Bu da Maşallah. ayrı bir mucize. Demek ki Kur'an'da daha çok sayıda var inşallah. Hocamız da hep yayınlarda okuyor. Biz de arkadaşlarımız da inşallah. İslam'ın dünya hakimiyeti Ebced hesaplarıyla mucize olarak gaybi bilgiler ve yıl hesabıyla mesela 2051 dedik İslam'ın dünya hakimiyeti hakikaten 1981. Bütün zaten bu
ebced hesapları, yani İslam'ın dünya hakimiyeti ve ayrı zamana işaret eden ayetlerde hep bu zaman aralığına düşüyor. 1980 ile 2050'li yıllara, böyle 60'lı yıllara kadar olan bir zaman aralığı içerisinde düşmesi çok büyük mucize. 2020'li yıllarla ilgili çok sayıda... Normalde 5000 olur. Ebced var. 100 evet. olur, 200 olur. Ha, kelime olarak tutturmak mümkün değil zaten tesadüfen. Evet. Bir de anlamı çok, işari anlamı tam. Yani değil mi? Mesela arz-ı salih kulların varisçi olacakları ne demek? Dünya hakimiyetini anlatıyor Allah. 2051 yılı çıkıyor. İşte Nur suresi 55'te mesela ebced hesabı var. Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kıldık. 2013 çıkıyor. Maşallah. Hep bu yıllar. İnsanların Allah'ın dine dalga dalga girdiğini gördüğünde Rabbini hamd ile tesbih et diyor. Bakıyoruz ebcedine 2016 çıkıyor. Dediğin gibi 3000 çıkabilir, 8000 çıkabilir, 300 çıkabilir, 400 çıkabilir. Maşallah. Öyle değil. Hep bu yıllara düşmesi artık insan der yani inşallah. Böyle buna karşı çıkmak. İşte çift uçlu kuyruklu yıldızı tarif ediyor Peygamberimiz. Geçti diyorsun, yok diyor, bence olmadı diyor. İnsaf yani. Bir de 300 tane alamet gerçekleşmiş. Evet. Hepsi bildirilmiş, çok detaylı gerçekleşmiş. Evet. İstese de istemese de herkes, dedi hocamız, yani inşallah Mehdiyet'e hizmet ediyor. İstemeyen de ediyor. Evet. Yani Mehdiyet'e karşı çıkıyor mesela, insanların dikkati toplanıyor. Hakikaten görüyoruz öyle bazı alim diye bazı kişileri ikide bir televizyona çıkartıyorlar. Mehdiyet'in olmadığını anlatmaya çalışıyor. Muazzam hizmet ediyor. İnşallah. Ve insanlar merak ediyor. Hemen gidiyorlar, hadisleri araştırıyorlar. Aa diyorlar, demek ki gerçekmiş diyorlar. Değil mi? Yani normalde onlar onu yapmasa belki o kadar yayılmayacak. Halbuki hem hadis oluyorlar, alamet oluyorlar. İnşallah. İnsanların Mehdi falan yokmuş dediği bir dönemde diye böyle gürü halinde söylüyorlar. İnsanlar da dalga dalga yayılıyor dünya İnşallah. Çapında hakikaten. Muazzam bir yükseliş oluyor. Şimdi batıya da gittiğimizde herkes farkında, yani duymayan çok az insan var. İnşallah. Eskiden öyle değildi. Anlatmak durumunda kalıyorduk. Mehdiyet'in ne olduğunu, aa Mehdiyet mi nedir diye soruyorlardı. Şimdi kimse sormuyor. Kral Mesih Mehdi, bunun çok sayıda İsrailli de ortak olduğunu anladılar maşallah. Maşallah. Yani hocamızın anlatımlarıyla oldu. Tarihte ilk defa biri söylüyor öyle. Aynı kişi olduğu inşallah. Ya, tarihte demeyeyim de tabii Peygamber Efendimiz'in bilgisi de. O da çünkü o ilme sahip, gaybi bilgileri hep o veriyor zaten. Hadisleri bildiriyor. İnşallah. Ya yani onun bildiğimiz yazılı kayıtlardan inşallah. Hocamız ilk defa bunu anlattı dünya çapında maşallah. Bize